Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel patiğin yapımını göstereceğim. Yapımı çok kolay arkadaşlar, çok da şık gördüğünüz gibi. Hem kolay hem şık bir model. Şöyle göstereyim size. Evet, böyle şurası ayakta daha hoş duruyor arkadaşlar. Burada böyle değişik durduğuna bakmayın. Ayakta ayağımıza yapışıyor. 37-38 numara ayak için ördüm arkadaşlar. Şöyle nasıl örülüyor? Şöyle ben onu da hazırladım size göstermek için. Bu şekilde örülüyor. Nasıl? Anlatayım size. 23 ilmek başladım arkadaşlar. 37-38 numara ayak için 23 ilmek başladım. Haroşa yapılıyor gördüğünüz gibi. 2 sıra gri yaptıktan sonra böyle pembe ipimi aldım. 3 tane griyi örmeden geri döndüm. Sonra gri ile tamamen örüyoruz. Sonra yine pembeye geçince 6 ilmek bırakıp geri dönüyoruz. 6 ilmeği örmeden geri dönüyoruz. Dönerken de bir püf noktası var. Onu da göstereceğim videoda. Sonraki gride hepsini örüyoruz. Tekrar pembeye geçince 9 ilmek bırakıp geri dönüyoruz. Böyle bu şekilde zikzak şekilde ilerliyor. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra da 6 ilmek, 3 ilmek, 6 ilmek, 9 ilmek böyle sırayla zikzak şeklinde ilerliyor. Bu şekilde örülüyor. Bu bitti arkadaşlar. Bunun kesimini yapacağım. Bittikten sonra da şöyle bu yanlardan ilmek alacağız. 4 sıra haroşa olacak şekilde öreceğiz. Sonra da dikimi var arkadaşlar. Bu kadar kolay bir model. Evet, ip olarak patik ipi kullandım arkadaşlar. Bir yumaktan az gidiyor. Elinizde renkli ipleriniz varsa onları da kullanabilirsiniz. Renk renk de yapabilirsiniz. Size kalmış. Şiş olarak ise 3 numara kullandım. 3 numarayla çok hoş duruyor. Daha büyük yapmak isterseniz 25, 39, 40 örmek isterseniz, 40 numara ayağı örmek isterseniz 25 ilmek başlayabilirsiniz. Daha küçük yapmak isterseniz, çocuklara göre yapmak isterseniz de 20 ilmek başlayabilirsiniz. Dediğim gibi size kalmış. Elinizin kalınlığına, sıkılığına da bakabilirsiniz. Kaç ilmek başlamanız? Evet. Başlamanız için. Hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Gri ipimi aldım arkadaşlar. Şöyle ilmek atıyorum. Şu şekilde tutuyorum. Böyle ilmek atıyorum. Çoğunuz biliyorsunuzdur ama ben bu şekilde atıyorum. Evet, 23 ilmek. 23 tane ilmek atıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi 23 ilmek attım. Beraber sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23. Buraya bir tane düğüm atıyorum. Açılma yapmasın. Evet, haroşa yapıyoruz arkadaşlar. Ben haroşamı önden düz, arkadan da düz örüyorum. Siz nasıl örüyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Bana uyup benim gibi de yapabilirsiniz. Böyle önden de düz, arkadan da düz örüyorum. Söylediğim gibi. 2 sıra haroşa olacak şekilde öreceğiz. Evet, böyle devam edelim. Hepsini göstereyim zaten. Az kaldı. Kenarı düzgün olsun diye arkadaşlar son ilmekten önce ipimi öne alıyorum. Son ilmeği sağ şişime örmeden takıyorum. Çevirdim. Bir üst sıradayız. İlk ilmeği bu sefer örüyorum. Evet, böyle haroşa yapıyoruz. Evet, tekrar kenarı göstermek istiyorum. Son ilmekten önce ipimi öne alıyorum.
İlmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Çevirdim. Tabii farklı şekilde bir şekilde daha yapılıyor arkadaşlar. Öyle de yapabilirsiniz. Evet, yine haroşa yaparak sıramızı tamamlayalım. Evet, sıramı tamamladım arkadaşlar. Şöyle başlangıç ipim burada gördüğünüz gibi iki sıra haroşa yapmış oldum. Şimdi pembe ipimi alıyorum. Siz de hangi renk yapacaksanız şöyle. Yine haroşa yaparak devam ediyorum. Bu iki bir üst sırada birbirine bağlayacağım arkadaşlar. Önce de bağlayabilirsiniz. Ben sonra bağlıyorum. Son 3 ilmek kalasıya kadar. Çünkü hepimiz farklı sayılarda yapabiliriz. O yüzden. Son 3 ilmek kalasıya kadar. Pembe ipimle örüyorum. Evet. Gördüğünüz gibi 3 ilmek kaldı gri ipimden. Ne yapacağım? Geri döneceğim arkadaşlar. Ama dönüşte burada açıklık olmasın diye ipimi böyle öne aldım. Bu gri ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Çevirdim. Geri o gri ilmeği sol şişimi alıyorum. Ay, sağ şişimi alıyorum. Örmedik. Yani önünden ipi geçirdik ki orada delik oluşmasın diye. Bu 3 gri ilmeği örmedik. Evet, böyle haroşa yaparak sıranın sonuna doğru ilerliyorum. Böyle hızlı örüyorum. Haroşa zaten biliyorsunuz. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. Evet, bu iki ilmeği birbirine ipi birbirine bağlayalım. Çevirdim arkadaşlar. Şöyle bir çizgi yaptık. Şimdi gri çizgimizdeyiz. Siz hangi renk yapıyorsanız tabii. Gri ile tamamen öreceğim arkadaşlar. Yarım dönmeyeceğim. Böyle bir sıra haroşa olacak şekilde tamamen sırayı bitireceğim. Evet, gördüğünüz gibi bütün ilmekleri ördüm. Son ilmeği örmeden aldım. Çevirdim. Tersindeyiz. Yine haroşaya devam ediyorum. Bütün grilerde arkadaşlar hepsini öreceğiz. Sadece pembede döndüğümüz yerler değişiyor. Yarım bırakıp döneceğiz pembelerde. Tabii siz dediğim gibi hangi renk yapıyorsanız. Evet, gri ipimi tamamladım arkadaşlar. Bir sıra gittim. Bir sıra haroşa olacak şekilde ördük. Diğer ipimize geçiyoruz. 3 ilmek kalasıya kadar örmüştük bir altı. Şimdi 6 ilmek kalasıya kadar öreceğiz. Gri ipimizden 6 ilmek kalasıya kadar öreceğiz. Şöyle sayıyorum. 3, 6. Evet, gördüğünüz gibi 6 ilmek bıraktım gri ipimden. Dediğim gibi dönersem burada delik oluşur. O yüzden şöyle ipimi öne aldım. Gördüğünüz gibi gri ilmeği sağ şişime taktım. Çevirdim. Şöyle tutup tekrar gri ilmeği sağ şişime yine alıyorum. Bu taraftaki. Evet. Sonra haroşama devam ediyorum. Evet, pembe sıramı da tamamladım. Şimdi gri sırasındayız arkadaşlar.
Bir sıra haroşa olacak şekilde öreceğiz. Yarıda dönmeyeceğiz arkadaşlar. Bütün ilmekleri öreceğiz. Evet, gördüğünüz gibi bütün ilmekleri ördüm. Son ilmeği örmeden aldım. Çevirdim, tersindeyim. Evet, tersinde de haroşa yaparak sıramızı tamamlayalım. Evet, tamamladım. Gördüğünüz gibi diğer rengime, yani pembeye geçiyorum. Bu sefer de 9 ilmek kalasıya kadar öreceğim. Gri ipimle 9 ilmek kalasıya kadar öreceğim. Şöyle sayalım. 3, 6, 9. Evet. Gördüğünüz gibi gri ipimde 9 tane ilmek kaldı. 3, 6, 9. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Geri dönmüyoruz. İpi öne alıyoruz. Gri ilmeği sağ şişime takıyorum. Çevirdim. Şöyle ipi aşağıya alıp gri ilmeği tekrar çevirdiğim için sağ şişimi alıyorum. Örmeden alıyorum. Pembe ilmeklerimi örerek sırayı tamamlıyorum. Evet, çevirdim. Bir sıra gri, bir sıra pembe gittiğimiz için gri rengime geçtim. Evet. Gri ipimizle zemin rengi diyelim ona. Tamamen öreceğiz arkadaşlar. Bütün ilmekleri örelim. Bütün ilmekleri haroşa olarak örelim. Bir sıra haroşa olacak şekilde. Evet, gri sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi pembe ipimi alıyorum. Ne yapacağız? 9 tane kalasıya kadar, gri ipimle 9 tane kalasıya kadar örmüştük pembe ipimizle. Geri dönmüştük. Şimdi tekrar artıracağız. Bu sefer de 6 ilmek kalasıya kadar öreceğiz. Gri ipimizden, gri rengimizden 6 ilmek kalasıya kadar pembe ipimizle öreceğiz. Dönüşümlü oluyor. Evet, şöyle örüyorum. Gördüğünüz gibi 3, 6 ilmeğim kaldı. Birden dönmüyorum arkadaşlar. Burada delik oluşmasın diye ne yapıyorduk? İpi öne alıp gri ilmeğimi sağ şişime alıyorum örmeden. Sonra çevirdim. Tekrar sağ şişime örmeden alıyorum. Pembe rengimi haroşa örerekten sıramı tamamlıyorum. Evet, tamamladım. Yine gri rengime geçtim. Gri rengimizde ne yapıyorduk? Tam bütün ilmekleri örüyorduk arkadaşlar. Evet, gri rengimizde, tabii siz hangi renk yapıyorsanız özür dilerim. Bütün ilmekleri örelim. Bir sıra haroşa olacak şekilde. Diğerleri gibi. Evet, gri sıramı tamamladım. Yine pembe ipimi aldım. Bir altı, 6 tane kalasıya kadar örmüştüm. Gri ilmeğimin 6 tane kalasıya kadar örmüştüm. Şimdi 3 tane kalasıya kadar örüyorum. İlk baştaki pembe gibi. Evet, gördüğünüz gibi 3 ilmeğim kaldı. Ne yapıyoruz? İpimizi öne alıyoruz. Gri ilmeğimi sağ şişime takıyorum örmeden. Çevirdim. Yine örmeden sağ şişime alıyorum. İpi arkaya alıp haroşa örmeye devam ediyorum.
Evet, tamamladım sıramı. Gri rengimi alıyorum. Bir sıra bütün ilmekleri örüyoruz. Bir sıra haroşa olacak şekilde bütün ilmekleri örelim arkadaşlar. Evet, gri sıramı tamamladım. Bütün ilmekleri ördüm. Pembe rengime geçtim. Bir alt sırada pembede 3 tane kalasıya kadar örmüştük. Şimdi 6 tane gri kalasıya kadar öreceğiz. Buradaki ikinci sıra gibi. Evet, şöyle. Haroşa yaparak devam ediyorum. Hızlı örüyorum çünkü biliyorsunuz buraları. Evet, sayalım 3. 6 ilmek kalasıya kadar ördük. Ne yapıyorduk? İpimizi öne alıyoruz. Buradaki gri ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Çevirdim. Bunları örmüyoruz. Çevirdim. Tekrar gri ilmeğimi sağ şişimi alıyorum. Her şey yaparak sıramı tamamlıyorum. Evet, tamamladım. İlmeğimi, ipimi değiştiriyorum. Gri ipimizle tamamen bütün ilmekleri örelim arkadaşlar. Bir sıra olacak şekilde haroşa yapalım. Gri sıramı tamamladım. Gördüğünüz gibi eminim çoğunuz anladınız arkadaşlar. Ne yapacağız? Bir alt sıradaki pembede 6 ilmek kalasıya kadar örmüştük. Şimdi 9 ilmek kalasıya kadar öreceğiz. Buradaki 3. sıradaki gibi. Evet, haroşa yaparak devam ediyorum. Şöyle sayalım 3, 6, 9. Evet, gördüğünüz gibi 9 ilmek kalasıya kadar ördüm. Ne yapıyorduk? İlmeği öne aldım. Gri ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Çevirdim. Yine örmeden diğer şişimi alıyorum. Haroşa yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Evet. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Gri ipimizde bir sıra haroşa olacak şekilde öreceğiz. Bütün ilmekleri öreceğiz. Pembe de değişiyor. Gördüğünüz gibi bir üst sıradaki pembede de şöyle şurayı göstereyim arkadaşlar. Buradan itibaren bakabilirsiniz. Bakın burada 9 ilmek kalmış. Dönmüşüm. Sonrasında 6 ilmek kalacak. Bir üst sırada 6 ilmek kalacak, döneceğiz. Bir üst sırada 3 ilmek kalacak, döneceğiz. Sonra yine 6 ilmek kalacak. Böyle değişiyor arkadaşlar. Böyle alta bakaraktan da yapabilirsiniz. Bu şekilde öreceğiz. Ne kadar öreceğiz? Size kalmış. Hadi ayağınız 39-40 ise şöyle ben kendi ördüğümü sayalım. Bu uzun pembe çizgileri sayıyorum arkadaşlar. Uzun pembe çizgilerim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane olasıya kadar ördüm ben. 39, 40 giyiyorsanız bir sıra yani bir çizgi daha fazla örebilirsiniz ya da iki çizgi daha örebilirsiniz. Elinizin genişliği, sıkılığı da önemli arkadaşlar. Size kalmış. O şekilde daha küçük çocuklara yapıyorsanız bir iki tane eksik yapabilirsiniz. Dediğim gibi. Evet, ben böyle bu şekilde tamamlayacağım. Tamamlayıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım arkadaşlar. Şöyle pembe uzun çizgileri sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 13, 14 tane uzun çizgim oldu. Bir sıra gri ipimle haroşa gittim. Şöyle pembe ipimi kesiyorum artık. Baştaki gibi iki sıra olması lazım arkadaşlar. İki sıra olması lazım. O yüzden bir sıra daha gri ipimle yani zemin ipimizle bir sıra daha haroşa gidelim. Ben de tamamlayıp döneceğim.
Evet, gördüğünüz gibi iki sıra haroşa yaptım. Toplamda. Şimdi kesiyoruz. İki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Sonra ilmeğimi sol şişime takıp ikisini bir örüyorum. Sol şişime takıyorum. İkisini bir örüyorum. Sol şişime takıyorum. İkisini bir örüyorum. Evet, bu şekilde tamamı keselim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi kestim arkadaşlar. Bir ilmeğim kaldı. Şimdi ne yapacağız? Dediğim gibi bu yanlardan ilmek alacağım. Bunu şişime taktım. Dilerseniz şişinizi de alabilirsiniz. Dilerseniz tığ yardımıyla alabilirsiniz arkadaşlar. Bakın zaten şöyle her bir sıradan bir ilmek alacağız. Arada artırma yapmam lazım. Onu da göstereceğim. Evet. Bir sonraki sıradan artırma aldım. Yani ilmek aldım. Artırma diyorum. Böyle her bir sıradan ilmek alıyorum. 4 oldu. Sonra 5 tane aldıktan sonra bir tane artırma yapacağım. Çünkü ayağı sıkıyor arkadaşlar. Böyle ilmek almazsak. Evet. 5 tane almam gereken yerden aldım. 6.'yı şöyle buraya tığım batırıyorum. İlmeği alıyorum. Şişime takıyorum. Sonra yine almam gereken yerden ilmeğimi alıyorum. 1 2 3 4 5 6.'yı şöyle şuradan alıyorum arkadaşlar. Bir tane de buradan alacağım. Böyle hepsini tığla da alabilirsiniz arkadaşlar. Yapamıyorsanız böyle benim gibi her birini tığla bu şekilde de alabilirsiniz. Evet, 3 oldu sanırım. 4 5 6. da buradan değil. Bakın buradan değil. Şuradan alıyorum. Çünkü eksik geliyor o yüzden. Şimdi almam gereken yerden alıyorum. 1 oldu. Bir sonraki sıradan şöyle gördüğünüz gibi ilmek alıyorum. 2 3 4 5 6.'yı buradan alıyorum. Şişime takıyorum. Sonra yine 1 2 3 4 5 6. ilmek yerinden değil aradan alıyorum. Burası da dar olduğu için tığla alayım. Evet. 1'di, 2 3 4 5 6. buradan değil. Şöyle şuradan alıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi takıyorum. Sonra normal yerinden alıyorum. 1 2 3 4 5 6. Evet, bu şekilde arkadaşlar. İlmeklerimizi alalım sonuna kadar, buraya kadar gelelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi ilmeklerimi aldım, sıramı tamamladım. Şimdi haroşa yapacağız. Haroşa örüyorum. Önden de düz, arkadan da düz örüyorum dediğim gibi. Böyle. Artırma, eksiltme yapmıyoruz arkadaşlar. Böyle 4 sıra haroşa olacak şekilde. Buradaki gibi gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4. 4 sıra örelim. Ben de örüp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi 4 sıra haroşa olacak şekilde ördüm.
Kesiyoruz arkadaşlar. Bitti. İki ilmeğin ikisini bir ördüm. Sol şişime takıyorum. İkisini bir örüyorum. İlmeği sol şişe takıyorum. İkisini bir örüyorum. Evet, bu şekilde tamamen keselim. Yine sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. İpimi biraz uzun kestim. Son ilmeğimi içinden geçiriyorum. Bitti arkadaşlar. Şimdi tersini çeviriyorum. Şöyle. Evet, tersinden. Dikmeye başlıyorum. Şöyle iç kısmı alacağım arkadaşlar. İç kısmı alatacağım. Şöyle. Evet, böyle bu şekilde böyle tamamen dikelim arkadaşlar. Tamamen buraya kadar, sonra ucu kısma kadar dikelim. Ben de dikip döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. İpimi kesiyorum. Şöyle düzün çevirelim. Evet, burası topuk kısmı, burun kısmı da burası. Şöyle mankenimin ayağını alıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi tamamladım arkadaşlar. Çok güzel oldu. Eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel oldu. İnşallah anlatımdan da memnun kaldınız. Ayakta da çok şık duruyor. Pişman olmayacaksınız yaptığınıza. Çünkü harika bir model. Evet, beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ören Hanım YouTube kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız da mutlu olurum. Örenhanım.com web sayfam var arkadaşlar. Orayı da ziyaret ederseniz sevinirim. Bütün modellerimi oraya atacağım inşallah. Zamanla. Çok yoğunum, o yüzden el atamıyorum fazla. Böyle Instagram hesabım da var. Oren Hanım @Emine diye. Orayı da takip ederseniz mutlu olurum. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.